Yıldız Holding sunar. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Galeri Işık'tayız. Konuğumuz Nilay Kan Büyük İşleyen. Heykeltıraş, sanat hayatında 50 yılı dolduran eğitimci ve sanatçı. Ya da tersini söylemek lazım, sanatı başa almak lazım. Soracağız kendilerine diyecekler. 50 yıl içinde sanat ve sanat eğitimini konuşacağız. Cumhuriyet'in 100. yılına giderken 50 yıl, 50 yılı da aştı. 41 kere maşallah gibi 51. yıl yaşanan salgın döneminde yayınlanamayan programlar, katılınamayan sergiler içinde geldi. Yoğun bir tempoda saygın sanatçı Nilay Kan Büyük İşleyen ne diyecek bize, nasıl özetleyecek bu 50 yılı? 50 yıl tabii hem eğiticilik hayatım oldu, hem sanat hayatım oldu. Eğiticilik her zaman benim çok severek yaptığım bir işti. Ama sanatı da tabii ki arkaya itemezdim. İkisini birlikte yürüttüm. İkisi de benim için, yani sanatçılık da eğiticilik de çok önemli iki faktör. Siz Bedir Rami'nin okulundan heykel mezunusunuz. Evet. Ama baskı resimlerinizi görüyorum. Resimleriniz de var. Ressamsınız. Resimlerimle de var. Tabii. Bu sergide de izleyiciler, biz yayınladığımızda sergi bitmiş olacak. 50. yıl içinden sorgulayacağız, alacağız. Sizi tebrik edeceğiz. İzleyicilerimize götüreceğiz. Hepsini soracağım. Diyor ki Bedir Rami Eyüboğlu, 1975'te kaybettiğimiz, kimi şiirimi eleştirebilir, bıraksa resim yapsa. Bin defa tekrarlanmış şeydir, bilinen şeydir ama ben yine söyleyeceğim. Kimi tersini söyler, ya bıraksa bu işleri de şiir yazsa filan. Hepsini kabul ederim bir yerde, bir yere kadar ama eğitimciliğime kimse bir şey söyleyemez. Siz ne dersiniz? Ressam, heykeltıraş, Nilay Kan Büyük İşleyen. Tabii benim için de yani eğitimcilik çok önemli. Önemli değil mi? Çok önemli. Cumhuriyet çok önemli. Tarihi içinde kendini tanımak ve birlikte olmak gençlerle eğitimcilik. Çok, çok önemli. Yani onları sadece heykel yaparak eğitmenin dışında çok etkilerim olmuş, öğrencilerim olmuştur. Bir kere ben Cumhuriyet kadınıyım. Evet. Cumhuriyet kadını olduğum için aydın yetişmiş bir nesiliz biz. Çok aydın yetişmiş bir nesiliz. Bunu çocuklarıma, öğrencilerime aktarmaya tabii ki çalıştım. Ve tabii ki öncelikle iyi insan olmak. Evet. İnsan olmayı öğrettim onlara. Sonra evet, sanatçı olun dedim. Yani bu konuda çok etkilerim olan, çok hayatına dokunduğum, çok çocuklarım olmuştur, öğrencilerim. Hepsine el verdim, hepsini sanatta bir yere getirmeye çalıştım, hepsini akademik hayata itmeye çalıştım. Çünkü hocalık çok değerli bir şey, çok kutsal bir meslek öğretmenlik. Onun için çok öğrencimi akademik kariyer yapmaya yönlendirdim ve çoğu da şimdi üniversitelerde önemli yerlerdeler. Ama özellikle de çok iyi insan olmayı onlara empoze evet, etmeye çalıştım. Buna ben de çok değer veriyorum ve yaptığım 100 program, son 100 programda hepsinde bunu vurguladım. İnsan olmak, sürecin içindeyiz, başındayız. Hı hı. Yaşama sanatının bir parçası olmak, bunun hı hı için emek sarf etmek, öğrenmek ve sanat hayatını inşa gibi bir görevimiz var. Evet. Kültür, sanat içinde olan, kent bilinciyle ve geleceği isteyen aydın sorumluluğuyla bunu yapmamız gerekiyor, değil mi efendim? Evet, evet, evet. Gençlerin çok iyi yetişmesini, insan olarak, birey olarak çok iyi yetişmesini sağlamak bizim
başlıca görevimiz. Cumhuriyet devriminin Mustafa Kemal'in koyduğu şeyde eleştiri hakkımızı saklı tutarak eğitimde kim bilir nelerle karşılaştınız, değişen müfredatlar, siyasetle uğraşmalar vesaire. Tabii, ama tabii. Hep siz, sizin için yazan öğrencinizden tanığım biliyorum. Ne güzel bahsediyor. Biraz fiziki güzellikle merdivenden inerken sinema oyuncusu gibi bize yaklaşan. Bunlar da önemli. Rol modeldi bize diyor. Evet. Güzel genç liseli evet. öğrenci sizin için. Evet. Ama insan olmanın da altını çiziyor. Sizdeki değerleri, değer kavramını kullanarak. Evet, evet. Sanat hayatımda da yani ben sanatçı olarak da öğrencilerime örnek olmak adına tabii ki çok sergiler açtım. Yani bu 25. kişisel sergim. O da bir örnektir. Çocuklara bir güdüm vermek, bir enerji vermek. Yani sanatçı olmak sadece işte bir heykeli herhangi bir yere koymak değildir. O estetik değerlere bağlılık olarak birçok eser yaratarak onları topluma sunmak, toplumun da sanatsal olarak gelişimini sağlamak çok önemli. Bunu da öğrencilerime empoze etmeye çalıştım ve onlara örnek olmak için de çok sergiler açtım, kişisel sergiler açtım. Son serginizin adı Denge. Evet. Bütün hayatınızda siz için denge ne efendim? Denge her konuda önemli. Hayatın her safhasında mutlaka dengeyi kullanmak lazım diye düşünüyorum. Ama burada benim yaptığım şey bu sergimde ben daha çok böyle soyut insan figürleri çalışıyorum ve bir geometrik formları daha kendime göre yorumlayarak ortaya koyuyorum. Bu sergimde çok dengeli bir şekilde geometrik formlarla insan formlarını, soyut insan formlarını bir araya getirdim. Ve bunu çok dengeli bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Onun için serginin ismi Denge. Temalarla çalışıyorsunuz değil mi? Yani o sergi için 50 yılda 25 sergi, resim ve heykellerle açılan sergiler ve ağırlıkla soyutlanmış figürler dediniz. Burada da o çok netlikle görülüyor. Geometrik formlarla iç içe geçmişler. Biraz daha yoğun biçimde. Değişen ne oluyor? Değişen temalara göre heykeller değişti mi? Yok, hayır. Yani bir insanın bir kere yani bir sanatçının bir tarzı var. Onu tamamen koparıp da yeni bir tarza geçmiyor genelde evet. sanatçılar. Birkaç örnek var tabii geçen. Fakat burada bir yumuşak geçiş var bu benim sergimde. Şöyle diyebilir miyiz? Üslup aynı ama enerji farklı. Evet, evet. Daha çağdaş bir anlatım diyebilirim. Evet. Yani anlatım, üslup aynı. Anlatımda birazcık daha cesurca davrandım bu sergimde diyebilirim. Sanatçılar kendi hayatlarında farklı biçimlerde dönem dönem yaşarlar değil mi? Yani hemen başında bir yere kilitlenip bir ömür aynı şeyi yapanlar da var. Yok. Ama üslubunda farklı enerjiyi verdikleri, farklı düşünsel boyutlarla çoğalttıkları üslubunun ana karakteri değişmez ve onu tanırız imzasıyla, eseriyle. Evet, evet. İmzası olmasa da eseriyle. Tabii ki. Ama değişen olmuştur. Değişmeyen tek şey değişim. Yani değişiyor değil mi insan? Gayet tabii ki değişiyor. Fikirler yani değişiyor. Mesela ben Hüseyin Gezer'in öğrencisiyim. İlk onun bize öğrettiği plan, o hiçbir zaman değişmiyor. Her çalışmamda o plan var. Ancak tabii ki ilk başlarda daha klasik anlatımla çalışıyordum. Daha böyle köylü kadınları, işte anne figürleri, o tip klasik şeylerden, sevgililer, eşler, baş başa vermiş kişiler. Ondan sonra birden bu soyut geometrik formlara döndüm. Sonra o soyut geometrik formları gene figürlere çevirdim. Yani soyut figürlere dönüştü onlar.
Ondan sonra bu son sergimde de o soyut figürlerle geometrik formları birleştirerek hepsini bir araya getirmiş oldum diye düşünüyorum. Evet, Hüseyin Gezer benim de tanımaktan onur duyduğum insan. Editör olduğum dergi için söyleşi yapmıştım. Orada ayrıca sorduğum bir soru vardı. Bunu bir iki televizyon programında da söyledim. 35 yıl önce tebeşir tozunu döküyorlar. İleride plastik kova var. Yürüyorlar üstünde ve bir nesneyle onun ilişkisini sorguluyorlar. Bu hacimli iş resim değil, heykel denilebilir mi buna? Bu sanat mıdır, sanat eseri midir ortaya çıkan dedim. Koluma dokundu ve dedi ki, yaratan sanatçıysa ortaya çıkan sanat eseridir. Hı. Hangi malzemenin nasıl yapıldığıyla sanat eseri çıkmaz. Çıkmaz tabii ki. Sizin üç saygın hocanız var biliyorum. Hüseyin Gezer'in adını verdiniz. Diğerlerini de söyler misiniz? Diğerleri Nusret Suman ve Tamer Başoğlu. Evet, eşitler arasında, hocalar arasında Hüseyin Gezer farklı ama değil mi? Hüseyin Gezer zaten atölye hocam. Daha sonra ama Haluk Tezonar'la çalıştım. Evet. O da bana bir eğitici oldu. Çok önemli katkıları oldu. Nur içinde yatsın. O da benim hayatımda heykelin başlangıcı için çok önemli bir ivmeydi. Türk heykelinin 50. yılı, 75. yılı için yapıldı ve bu isimler zaten orada varlar. 100. yılı için yazılacak olanlarda da sizler olacaksınız onlarla birlikte. 100 yılın 50 yılında çok yakın tanıklıklarla biliyoruz. Bu da başka bir güzellik değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani tarihin şöyle diyeyim, yazımında beraber olundu, yaşanıldı ve yapıldı. Yani ben 71 mezunuyum akademiden. 21 yaşında bitirdim akademiyi 5 yıllık yüksek lisansla. Kendim tarih olmuşum. Artık yani bilmediğimiz, heykelin gelişiminde takip etmediğimiz 70 yılda diyelim 50 yıl ama eğitim. Yani geçmişi de biliyoruz tabii bir miktar. Bilmediğim hiçbir şey yok. Kendimiz tarih olmuşuz. Bu açıdan da çok, çok mutluyum açıkçası. Çok güzel, çok güzel. Çok farklı yönleriyle ele alınmalı. Hızla bütün kanallarda, televizyon kanallarında, basında, dergiler, gazeteler açmalı ve hem siyasi iradeyi zorlayan tedbirler almaya, büyük programların, Türk Devrim Programı içinde sanatın öne çıkması için hem de yazılı olarak geleceğe kalmasına çaba sarf etmeliyiz. Evet. Sizin güzel hazırlanan heykel sergisi, Balans, Denge, Galeri Işık adınızla. Burada bir güzel teşekkür var eşinize. Evet. Eşinize. Evet. Profesör Doktor Nilay Kan Büyükisteyen, Profesör Doktor Zahit Büyükisteyen'e teşekkürle başlıyor. Evet, evet. Bu gravürlere de onun sayesinde başladım. Ve resimlerimi de onunla başladım. Resimler ve gravürlerimi yapmama o teşvik etti beni. Zahit Bey gerçekten bütün sergilerimde bana çok yardımcı olmuştur, çok destek olmuştur. Sanat hayatında ilerlememe her zaman yol göstermiştir. Gerçekten ona çok teşekkür borçluyum. Tek başına olacak şeyler değil, değil mi? Yani kurucular da gerekiyor. Tarihin ta eski dönemlerinden bu yana kadar zaman olmalı. O taşın taşınacağı, o dökümün yapılacağı yerlerde yanınızda birisi, evet, olmalı. Evet, evet. Yani o hep yanımda olarak oldu. Birisi olmalı. Ben dökümcüdeyim, o yanımda. Evet. Açlıktan ölürüz oralarda, o yemek taşır. Canım, evet, her zaman yardımcı oldu, her zaman. Üç evladınız var. Üç evladım var. Biri güzel bir eser koydu. Zahit Büyükisteyen'in tarihi içinde, tabii sizin de tarihiniz o bir kalın
damarda akış, ırmak içinde, yatak içinde. Sizin de tarihiniz nasıl yazdı, ne diyorsunuz? Şimdi Burçak'tan bahsediyoruz, evet. Herhalde. Burçak'ı ben doğurmadım. Hiç fark etmez ki efendim. Benim kızım ama ben doğurmadım Burçak'ı. Burçak çok araştırdı o kitabı yazmak için. Gerçekten evet. Çok uğraştı, çok araştırdı. Dili de çok iyi bir dili var. Evet. Babasını çok güzel anlattı. Gerçi kitabın ana temasını Zahit toparlamıştı. Evet. Ama Burçak o güzel diliyle ona katkı sağladı. O açıdan da çok mutluyuz tabii ki. Basılı olanın geleceğe katkısını nasıl görüyorsunuz? O kitap özelinde aile tarihi, Zahit Büyük İşleyen tarihi, akademisyen, sanatçı Zahit Büyük İşleyen ve bir sürecin, bir dönemin tanıklıkları çok da sert noktalara gidebilen evet, haliyle. Cesurca. Ama Türk eğitiminin, Türk sanat tarihinin içinde olması gerekenler bunlar. Yani tartışılması, konuşu açığa çıkması gereken, evet. Bilinmesi gereken şeyler. Evet. Karşı tarafına söz hakkı olmakla. Burada sizin için hazırlanan bu kataloğa ne diyorsunuz? Ne açıdan? Değer olarak ve sizi temsilde, baskı kalitesinden yani güzel, güzel bir katalog oldu diye düşünüyorum. 1968'de renkli basımlı katalog yok Türkiye'de. Sadece yani. 68'de değil yani. Mesela 1990'larda bile çok az katalog evet. vardı. Çok evet. yani evet. çok zayıftı bu konu. Şimdi tabii her sergiyi belgelemek gerekiyor. Her sanatsal evet. olayı belgelemek gerekiyor ki kalıcı olsun. Çünkü sergi kalktıktan sonra sadece katalog kalıyor. Onun için ben bu kataloğu çok değerli buluyorum. Değerli tabii. Çok basılı olan kalıyor. Ve sadece sergiyi gezen yüzlerce, binlerce demeyi çok isterim insanın değil, elden ele yıllara kalacak, bakılacak olan belgeler olarak. Evet. Peki 50 yılda açılan 25 sergide sizin evet onlar diyeceğiniz, sizin için yapılacak etraflı bir araştırmada rota olarak koyacağınız temalar hangileriydi, sergiler hangileriydi? Yani tema olarak tabii çok sergiler açtım, çok isimleri var ama tema olarak genelde kadını öne aldım evet. açıkçası. Yani kadının toplumdaki yeri, kadının erkeğin desteği olmasına rağmen kadının bir birey olduğu, kadının erkeğin bir sevgi bütünlüğü içinde olduğunu ve özgür olması gerektiğini, kadının figürlerimde hep o vardır, özgür kadın. Evet. Bunu hep tema olarak işledim. Kadına saygı, kadın erkek eşitliği, bunlar benim her zaman işlediğim konular. Ben biz bizeyken önce bir giriş sorusu soracağım, sonra da bir soru soracağım biraz daha derinleştirmek için. Aynı ailede iki sanatçı olduğu zaman zor olduğu söylenir ve sancılar yansır. Bir kısmı özellikle de kadınlar bırakmak zorunda kalırlar. Böyle bir şey olmadı sizin teşekkürünüze göre. Hatta yardımcı oldu zaten. Evet, evet, evet. Yok, bizde hiç öyle bir şey olmadı. Yani hiçbir zaman biz birbirimize rakip olmadık. Zaten konularımız farklı ama öyle... Konular farklı olsa bile dünya sanat tarihinde de var, Türkiye'de de çok sayıda var. Kadınların geri çekildiği mutfağa absorbukları ya da geri planda kaldıkları var, görülüyor bu. Çok bilinen filmleri yapılan hikayelerde de görüyoruz bunu dünya sanatçılarından. Yakın olduğumuz, birlikte çay içtiğimiz, rakı içtiğimiz sanatçılar içinde de eşinin sanatçı olduğunu ama evde olduğunu biliyoruz. Bunlar da var. Doğru, haklısınız. Ben o konuda hem şanslıyım diyeceğim. Evet. Hem de birazcık da baskın karakterim herhalde. Öyle mi? Müsaade etmedim evet, mutfakta oturmaya kendime. Metale form veren, heykel eğitimi almış insan, Türk kadını, Cumhuriyet kadını evet, geri evet. çekilmez dediniz. Geri çekilmez, hayır. Ama eşim de... Zahit Bey de zahit Türk erkeği değil mi? Evet. Çok, evet. çok nazik, çok saygılı, çok kadına değer veren, çok önemli bir kişilik bence. Peki
diğer sanat dallarıyla ilişkiniz nasıl? Film izler misiniz? Tiyatro, edebiyat? Tabii ki. Yaşımdan dolayı çok fazla tiyatroya gidemez oldum açıkçası. Bu hastalık filan dolayısıyla da tiyatroya gidemez. Ama ben çok bir tiyatro aşığıyım. Çok iyi bir film izleyicisiyim. Çok konserlere, balelere, gösterilere çok katıldığım dönemler oldu. Çok yoğun katıldığım. Şimdilik o kadar değilim açıkçası. Fakat çok iyi bir sinema izleyicisiyim. Evet. Kişisel dostluklar da var değil mi? Şairlerle, edebiyatçılarla, aile olarak sizin. Var tabii. Evet. Üniversite çevresiyle Zahit Bey ile gelen ya da sizin farklı şeylerle takip ettiğiniz edebiyatçılardan dostluklar olmalı diyorum. O güzel sohbetler içinde neler gelişir fikri tabii olarak? Tabii ki. Çok değerli dostlarımız var tabii. Zaman zaman toplanıp sohbetler ediyoruz. Konuları tartışıyoruz. Var. Bizim tartıştığımız konulardan, ele aldığımız gerçeklerden bir tanesi İstanbul-Ankara meselesidir. Siz de bunu hissettiniz mi? Böyle bir ayrımın, böyle bir şeyin farkında mısınız? Tabii. Çatışma, çekişme gibi tatlı Ankara-İstanbul çekişmesi. Yok, ben zaten Ankara doğumluyum ama İstanbulluyum. Yani doğma Ankara ama yaşama çocukluğumdan beri İstanbul. Öyle bir şey ben hiç hissetmedim. Yani Ankaralı sanatçılar, İstanbullu sanatçılar diye bir ayrım yapmadım. Ancak tabii ki İstanbul sanat ortamı olarak daha gelişkin bir şehir. Zaten Ankaralı sanatçılar da hepsi yavaş yavaş buraya geldiler. Bu sanat ortamından yararlanmak için. Benim öyle bir ayrımım yok Ankara-İstanbul gibi. Entelektüel düzeyiyle, örneğin Mimar Sinan'da eğitimci olan Devrim Erbil'den, onun bugün emekli olan profesör öğrencilerine kadar çok sayıda isimle programlar yaptım. 800'ü geçen, 900'e yaklaşan program içinde bir gecikmiş programdır sizinle olan, benden kaynaklanan. Ama mutlulukla, teşekkürle size evet dediniz, beraberiz. Sağ olun. Üniversitede entelektüel hayat, geçmişte olan, Gazi'de bu var aslında. Ve Gazi'den mezun olan çok sayıda insan sanatçı olarak Türk sanat tarihinde var. Hı hı, tabii ki. Bunu görerek bir şey açmak istedim. Biraz da provokatif bir soru. Belki haber olacak, başlığa çıkarılacak bir şey yakalamak adına ama güzel cevap verdiniz. Malzeme ile ilişkinizi bize anlatır mısınız? Yani açtığınız 25 sergide özellikle heykellerde kullandığınız malzemeler. Yani ben genelde bronz kullanıyorum. Bronz heykel yapıyorum. Ama malzeme bir araçtır. Yani sanatçının düşündüğünü ortaya koymasında bir araçtır. Evet. Her türlü malzeme kullanılabilir. Mesela bu sergimde paslanmaz çelik malzemeleri çok fazla kullandım. İşte yani bütün malzemelere bir el attım. Ahşap kullandım, işte taş kullandım. Ama genelde bronz benim kullandığım peki, malzeme. Peki yaratma süreci nasıl oluşur Nilay Kan Büyükişleyen'de? O heykel aşağı yukarı ebatıyla ve alacağı formla kafada şekillenir mi düşünce olarak? Nasıl oluşur? Valla bir kere çok uzun süre düşünürüm. Çok uzun süre. O nasıl olur, hangi malzeme, o malzemeyi nasıl peki forme edebilirim filan. Çok uzun süre düşünürüm. Sonra tabii ki çizim yapmaya başlarım. Çizersiniz değil mi? Çizerim. Tabii evet. Çizerim. Çizimden sonra da onu üç boyutlu küçük formlara getirmeye çalışırım. Evet. Veyahut böyle kartonlarla aynı şekli çıkarmaya çalışırım. Ondan sonra başlarım. Bu geometrik formlar düşündüğüm zaman. Ama
insan formlarını yani figürleri yapmaya başladığımda alırım elime doğrudan başlarım. Dümdüz ne yapacağımı bilerek ilk önce konstrüksiyonunu yaparım. Ondan sonra da figürü yaparım. Orada malzeme olarak ne kullanıyorsunuz? Orada malzeme olarak mum kullanıyorum. Bal mumu? Evet. Çamur kullanıyorum. Daha değişik malzemeler var. Onlardan da kullanıyorum. Sonra kalıbını alıyoruz tabii onun. Evet. Kalıbını alıyorum. Peki, Türkiye'de anıt heykellerle ilgili düşüncelerinizde sanatta 50 yılı yaşamış. Hı hı. Sizinle konuşmak isterim. Nasıl görüyorsunuz? Yani anıtların daha çağdaşlaşması lazım. Artık biz hala 19. yüzyıl anıtlarını yapıyoruz ülkemizde. Ve anıt adı altında da çok kötü heykeller çıkabiliyor. Evet. Çıkabiliyor. Yerel yönetimlerin orayı temsil eden şeylerle, bal kabağı, domates... Bana sadece çok komik ve çöplük olarak geliyor. Gerçekten böyle şeyleri yaptırmasınlar. Bu halkın parasına çok yazık. Çünkü bunları kendi ceplerinden yaptırmıyor belediyeler. Bunları halkın parasıyla yaptırıyorlar. Dolayısıyla halkın bunlara masraf etmesini çok yanlış buluyorum. Mutlaka heykeltıraşlardan, sanat tarihçilerinden oluşan bir komisyonun onayından geçmesi lazım. Böyle saçma sapan şeyleri diyorum çünkü heykel falan diyemeyeceğim onlara. Sanat eseri hiç değil. Yani. Evet, sanat eseri katiyen değil, heykel evet. Katiyen değil. Bu çöplük olan şeyleri etrafa, meydanlara koymayı çok yanlış buluyorum. Ve dediğim gibi halkın parasını bunlara harcamayı da çok sakıncalı buluyorum. Bu eleştirel boyutta sanatçının düşüncesi ve çok önemli. Peki iç muhasebeyi yapmalı mı sanatçı? 25 yıllık sergi içinde siz bunu yaptınız mı? Değerlendirmeler. Şu geçen 5 yıl içinde şu yapılmalıydı. Ya da şu ağırlıkla ben şu sergileri açmalıydım. Örneğin köşe taşı olan tarihlerde orada açmadığım o sergi için üzgünüm gibi eksik gördüğünüz kendinizde sizden kaynaklanan eksiklikler var mı hayatınızda? Aslında devletin çok el vermesi lazım. Yani heykel sanatını bütün dünyaya duyurması lazım. Çok değerli sanatçılarımız var. Gerçekten var, çok değerli sanatçılarımız var. Ama bunlar kendi içlerinde yok olmaya mecbur tutuluyor. Bakın Doğan Kuban, o kadar sık söyledim ki bunu. Divriği'deki cami, Selçuklu Camisi'ni anıt, heykel diyor ki başlı başına. Bunu restore etmek için katletmek cinayettir diyor. Bunu bir muhafazaya alın ve onu o şekliyle koruyun. Aynen, diyor. Aynen, katılıyorum. Büyük heykellerin vatanı burası, Anadolu. Taşın işlendiği Antakya'dan. Mezar taşlarınız sizin diyor. Biraz ironik dille eksiltiyor plastik sanatlar. Da dünya örgütünün temsilcisi Bedir Baykam'a Bazelis, sizin de mezar taşlarınız var diyor. Ciddi. Hı hı. Ama bir şeyleri de hafife alarak bunu söylüyor. Resimle ve konuştuğu insanla bağlantılı, hı hı, olarak. Olması gereken şeyler bu köklü tarihten çıkarak anıtsal işler değil mi? Soy sanatçıların yaptığı. Kesinlikle, kesinlikle. Hepsi çok anıtsal. Hepsi olduğu gibi korunması gereken eserler. Ve biz de maalesef yani bir eseri onu onaralım diyorlar, mahvediyorlar, bırakıyorlar. Anıtlarda da bu söz konusu. Çünkü anıtlar da zedeleniyor. Zaman içerisinde beton anıtlar, onlar hiç şey görmüyor, onarım görmüyor. Mesela onu heykeltıraşlara yaptırmak lazım, herhangi bir ustaya değil. Türkiye'de anıtçılık da çok son senelerde tamamen durmuş bir halde. Yani yapılan doğru dürüst bir anıt yok.
Ama yapılanı da korumak lazım diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti imparatorluklar coğrafyası üzerine Mustafa Kemal'in koyduğu programla kurulmuş devlet. 100. yılına giderken olmalı sanat programlarının çok daha açık tartışılır olması ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Tabii ki. Yani sanat şu son yıllarda plastik sanatlar özellikle yok sayılıyor. Oysa ki çok büyük bir kültür değeri bizim için. Çok büyük. Sizin birlikte eğitim aldığınız aynı değerli hocalardan birkaç yıl öncesi ve birkaç yıl sonrası ile mutlaka yollarınız kesişti, görüştünüz, oldunuz. Onların eserleri de tahrip oluyor, görüyoruz. Evet. Ama kaybolan eserler var. Namık Denizhan'ın eserinin nerede olduğunu ısrarla arıyoruz, bulamıyoruz. Yok yani. Çalınan çok var, evet, çok var. Evet, yani bilen varsa lütfen ulaştırsın bize. O ikili figür, sonbahar vurgusuyla yapılan, yerinden oynatılan, tekrar yeri değiştirilen heykelin nerede olduğunu bulamıyoruz. Evet. Kuzgun Acar'ın işlerinin ne durumda olduğunu, restorasyonun ne olduğunu bilemiyoruz. Sizin öyle talihsizliğe uğrayan işiniz umarım yoktur. Vallahi yok diyemeyeceğim, var aslında. Ben de saçtan formlar çalışmıştım bir dönem. Ve onları kendi atölyemin, Kalamış'ta bir atölyem vardı, önünde sergilemeye koymuştum. Ama bunu yapanlar sadece bilinçsiz kişiler değil. Yani okumuş yazmış insanlar da yapıyor bunu. Evet. Mesela şöyle bir şey, onu ben koydum atölyemin önüne, harikaydı. Bir baktım, heykel yok oldu. Efendim dediler, duvarı yapıyorduk da onu biz söktük, ne oldu bilmiyoruz. Yani onu sökme. Değil mi? Yani bunun bilinmesi lazım ki o bir heykel. Dolayısıyla korumak lazım. Üstelik senin evinin önünde, yani önemli bir şey. Bu tamamen sanat eseri ve sizin mülkiyetiniz. Evet, evet, ve benim mülkiyetimde. Onu söküyorlar duvarı yapmak için. Sonra ne oldu bilmiyoruz diyorlar. Tabii yani o kadar ağır bir şeyler ki bunlar. Hurdacı da bayağı ciddi. Kilosu A lira çarpı şu kadar kilo. Evet, aynen öyle. Yazıklar olsun. Yani böyle şeyler oluyor maalesef. Yani halkı bilinçlendirmek lazım bu konuda. Bunun için evet, halkımız aslında değerlere sahip çıkar, büyük halktır. Siyasi iradenin önce bir program olarak koyması, Türk Devrim Programı'nın sanatla ilgili yönünü, içinde eksikler varsa dünde kalan, yeniden gözden geçirerek büyük bilimsel kurullarda yeni bir rota ile bize yakışanı yapmamız lazım. Büyük köprüler yapmakla övünüyoruz. İyi yapıyoruz. Büyük inşaat sektöründe bir yerde olduğumuzu söyleyerek Sovyetler Birliği'nden sonra gelen Rusya Federasyonu'nda inşaatlar yapmakla, dünyanın her yerinde yapabilecek güçlü olmakla övünüyoruz. O büyük inşaatların içine heykeller nasıl yakışır, değil mi? Hem nasıl yani, özellikle mesela şu planlanırken mecburiyet konusu yani. Ama öyle bir şey vardı bir dönem. Yani her yapının içerisinde bir sanat eseri bulunması gerekiyor diye bir karar alınmıştı ama o hiçbir zaman uygulanmadı. Yani o koskoca binaların tabii ki önlerinde, içlerinde sanat eseri olması şart. Evet. Yoksa kendileri kupkuru taştan yapılar oluyorlar. Oysa ki sanat eserleri yapıya mutlaka bir kişilik kazandırıyor. Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir seçime gideceğiz. Hiçbir partinin adını vermeden diyorum ki, parti programında sanat olan partileri araştırın. Evet. Denetleyin bakın, evet. Dününe ve yarınına dönük olarak ve onu büyütelim. Türk devriminin geleceğini isteyen bizler olarak, sorumlu aydın olarak sanat programı yapıyoruz. Evet. Her binanın içinde ve önünde sanat eseri olmalı. Kesinlikle. Devlet tiyatroları bizi adam edecek, şehir tiyatroları doğru seçimlerle bizi geleceğe taşıyacak emekler.
3-5 kişinin, 15 kişinin bir araya kurduğu tiyatrolara saygı duyalım ve onların programlarına bakalım, destek olunsun. Tabii ki, yani, tabii ki. Ama yani mesela tiyatroların önünde çok önemli tiyatrocuların, işte Haldun Taner'in, Muhsin Ertuğrul'un, çeşitli insanların heykelleri vardı. Şimdi yok mesela, nereye gittiği hakkında benim de bir fikrim yok ama. Ne güzel olur Haldun Taner'in o oyunundan bir karakteri. Ya. 2 metre, 3 metre biçiminde, yalnızca onun büstünü değil, evet. Haldun Taner'in büstünü, vesikalık fotoğraf gibi büstünü değil, bir heykel koymak değil mi? Evet, evet. Şimdi mesela Barış Manço'nun bir evi var Moda'da, müze haline getirildi. Bahçesinde ne var dersiniz? Patates, domates, biber filan heykelleri. Böyle bir şey olabilir mi yani? Patates, domates heykeli diye bir heykel olabilir mi? O son domates, derece... biber, patlıcan dedi. Evet, evet. Sarı yani... çizmeli Mehmet Ağa da dedi. Onun tarihsel köklerine bakın ve onun heykelini yapın. Hiç olmazsa. Evet. Hiç olmazsa evet, Barış'ı... Yani Barış Manço'nun kendisinin bir heykeli yok. İlle söylenen ortada. Bir sözden mi çıkmalı? Evet. Ve patates, domates heykelleri konuyor. Süremizin sonuna geliyoruz. Nilay Hanım, Nilay Hocam, sanatçı Nilay Kan, büyük isteyen. Yeni bir dünya kurulduğunda herkes birleşiyor. Küresel salgından sonra birçok değer, yaşama biçimi değişti. Yapay zekaya bağlı olarak değişen her şey var. Ticaretten sanayiye kadar, ulaşıma kadar. Yaşama biçimleri, iş dünyasının yapılanma biçimleri değişti. İş yerlerinin yapısı değişti. Devletlerin kapitalizmin eşitsiz gelişme yasasına bağlı olarak yer değiştirdiğini görüyoruz. Dünyanın en önemli bankalarından biri İngiliz Standard Chartered, dünya ekonomisinin sıralamasını yapıyor 1930 yılında. 7 yıl kaldı şurada. Her şey değişiyor. Birinci olan üçüncü oluyor, 30. olan beşinci oluyor filan. Yani bunların içinde savaşlara bağlı, büyük değişikliklere bağlı sanatın da değiştiğini biliyoruz. Bu değişiklikle birlikte sanat nereye evrilir, nasıl düşünürsünüz siz? Bu durumda benim Mondrian'ın sözü aklıma geliyor. Uygarlık en üst düzeye geldiğinde sanat ortadan kalkacaktır demiş. Yani bu şu demek, her şey sanat eseri olma yolunda. Yani binalar sanat eseri, işte dekorasyonlar sanat eseri, kullanılan objeler sanat eseri. Her şey artık sanat eseri olma yolunda gidiyor. Dolayısıyla her şey sanat eseri olduğunda zaten sanat ortadan kalkmış olacak. Yani özel bir sanat eseri diye bir şey üretilmeyecek. Çünkü zaten her şey sanat eseri. Ha bu ne zaman olacak? 300 sene sonra, 200 sene sonra bilemem. Ama oraya doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Burada düşünsel olarak bu tez var. Boyce da dedi, herkes sanatçıdır. Sınava giren 300 kişinin 300'üne de geçer not verdi. Olur mu alacağımız 19 kişi dediler. Dedi ki problem sizin. Ben hepsini geleceği taşıyan evet. olarak. Ama bu gerçeği yansıtmıyor. Öyle değil. Bugün sanat var. Kavram olarak sanat çok tartışılması gereken noktada ama moral faktör olarak, direnç olarak, insanın insan olmasında önemli bir araç olarak, doğrudan kendi olarak sanat var. Buna çok müdahale var. Bu noktada tam sizin gibi düşünmüyorum. Yeni tartışmaların başlangıcı olsun diye bunu sordum. Evet. İnsanın bol zamanı kaldığında, dil, din, ırk farkı kalmadığında, sınırlar kalktığında insanca yaşamanın dünya çapına. Ama bugün öyle değil ki. Açlıktan ölenler var. O buğdayın, evet, evet. o savaşın içinden Türkiye'nin güvencesiyle çıkartılıp dağıtılması var. Orada da zengin ülkelere gidiyor, Afrika'ya gitmiyor. İnsan henüz insan değil burada. Bencil. Bu noktada emperyal projeler var. Dünya istiyorlar. Bunun içinde biz yine o iki telli sazdan, oradaki o amatörce çabadan tiyatroda, bu heykelden o büyük düşünceye kadar hayatı, sanatı savunacağız. Büyük harfle mantığın miyesini yazacağız, sağlıklı bir bakışta. Oraya gidiyor, ne yapalım diye bırakmayacağız. Ama tabii yani insan olmak öncelikle
Öncelikle uygar olmak demek oluyor. Uygar olmak için de bağımsız olmak gerekiyor. Evet, evet, özgür olmak gerekiyor. Evet. Özgür olmak için de insanın mutlaka kendi kültürünü, kendi sanatını koruması gerektiğini evet. düşünüyorum. Japon estamplarını aldığı zaman Batı'da olay yarattı. Evet. Sanat tarihini değiştirdi sanatçılar. Asya'nın operasından köy seyirliklerinden alıp uyguladığı zaman Polonya'da deneysel tiyatroyla bambaşka ufuklar açtı Avrupa. Afrika'dan aldı ve baskılarla değiştirdi sanat tarihinin akışını o büyük isim filan. Oradan alındığında o büyük kaynaktan, yani eskiden yeraltı madenlerini tonlarla alıp götürüyorlardı. İşleyip bize şu kadarı şu diğer olarak. Bugün Türkiye kendi madenlerini işlemeye, kendi petrolünü çıkarmaya başladı. Kendi sanatına da sahip çıkmalı. Kesinlikle. Burada sizin hocanız çok önemli. O atın üzerindeki Fatih yapan büyük insan, güzel insan, mütevazı insan. Hüseyin Gezer. Evet. Saygıyla analım. Nur içinde yatsın. Saygıyla analım. Nur içinde yatsın, evet. Bilinçle, tarihten güç alarak yeni inşa etmemiz lazım. Özgün olan oradan çıkacak. Evet. Çok mu konuştum efendim? Kesinlikle katılıyorum size. Estağfurullah. Nerede Fransız salonunda orada Turan Erol anlatmıştı program yaptığımızda. O da komiser olarak orada görevli. Soruyor iki Fransız ciddi sanat adamı geliyor. Türk sergisi nerede diyor. Bakıyor burası diyor. Fransız diyor. Biliyorlar aslında yani kullandıkları dil ne yapıyorsunuz siz diyorlar. Yani bugün ya da Adnan Turani'ye sordum. Bir defa lütfen, bir defa bence diyerek kendi imzanızda yazsanıza, ciltlerce dünya sanat tarihi yazdınız. Hepsi kaynak göstererek Batı'dan. Batı gibi nasıl olurun tarifi. Evet. Kahkaha attı, zor işledi. Bu yayınlandı, bant çözümü olarak da sanatçının atölyesinde basılı duruyor. Yani sürenin sonuna geliyoruz. Saygıyla son sözleri programla ilgili 50 yılın heyecanını, duygusunu sizden alalım ve veda edelim izleyicilerimize. Evet, 50 yıl ciddi bir zaman. 50 yıl bir insan ömrü. Bunu tabii ki sanata vermek çok önemli. Bütün sanatçıların 50 yılını görmelerini, kutlamalarını diliyorum. Çok güzel bir duygusu 50 yıl sanatın içinde olmak, 50 yıl halka sanat yapıtlarını tanıtmak, öğrencilere 50 yıl bilgi vermek her açıdan çok önemli. Dilerim her sanatçı bu mutluluğa ulaşır. Bunun için çok basit, Cumhuriyet'in 100. yılına girerken siyasi iradeden, devletimizden isteyeceğimiz şey, ulusal müzemizin, müzelerimizin, kent müzelerimizin açılması olmayan yerlerde gerçekleştirilmesi lazım. Biriken bir tarih var, çok değerli eserlerimiz var, çok değerli, değerli eğitimciler eserler, ve sanatçılarımız var. Bunların oralarda... Bütün okullarda, evet. üniversitelerde Güzel Sanatlar evet. Fakültesi, Eğitim evet. Fakültesi kuruldu. Evet. Müze görmeden eğitim olur mu? Evet, evet. Bu tabii ki turizm için de çok önemli. Evet. Turizm geliri çok büyük bir gelir evet. bir ülke için. Ve bizde müze yok. Yani biz yurt dışına gidiyoruz sırf müzeleri gezmek için. Dünya evet. kadar para veriyoruz. Sırf o müzeleri görelim, inceleyelim, bilgimiz olsun, kültürümüz genişlesin diye. Türkiye'de müze yok. Böyle bir şey olamaz tabii ki. Yani bunların en kısa zamanda organize edilmesi gerekiyor. Bu böyle gitmez efendim. Gitmemeli, evet. yapılmalı. Türkiye buna bu güce sahip. Evet. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Gayet Türkiye tabii. bu güce Gayet sahip. Türk tabii. Devrim Programı Mustafa Kemal'in isteğiyle 37'de kurduğu müzelere dönmeli. O açık olmalı bir defa. Evet. Yani hep evet. kapalıydı. Halen hukuku, konumu, durumu net değil. Bunun isteme hakkımız var. Evet.
Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, güzel bir sohbet oldu. Sağ olunuz efendim. Konuğumuz Nilay Kan Büyük İşleyen. Heykeltıraş, ressam, sanat eğitimcisi. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum ben de. Birazcık fazla konuşmakla birlikte. Hoş gördünüz efendim, saygıyla. Teşekkürler. Sundu.